günler sevgili seyirciler. Yaşasın Sanat'a hoş geldiniz. Ben Aslı Öymen. Kültür Sanat haberleriyle karşınızdayız yine bugün. Bugün Ümit Ünal'ın son filmini konuşacağız. Aşk, Büyü vesaire filmini. Antalya Film Festivali biliyorsunuz gelecek hafta başlıyor. Orada yarışacak filmlerden biri Ümit Ünal'ın son filmi. Konuklarımız Ümit Ünal, başrol oyuncularından iki başrol oyuncusu var. Selen Uçer bizimle birlikte, Ece Dizdar gelemedi. Yapımcı, ortak yapımcı Tayfur Aydın'la bir araya geliyoruz. Evet, Yaşasın Sanat başlıyor. Evet sevgili seyirciler, Ümit Ünal bir film yaptığında bir heyecan dalgası yayılıyor etrafa gerçekten. Biz de merak ettik. Antalya Film Festivali işte biraz önce dediğim gibi yaklaşık 10 gün sonra başlıyor. Orada 10 film yarışacak. 10 filmden biri sizin filminiz. Hayırlı olsun şimdiden. Biz de elimizden geldiğince o filmlerden söz etmeye çalışacağız. Şimdi Aşk, Büyü vesaire. Her şeyden önce hoş geldiniz. Aşk, Büyü vesaire filmini önce konusuna geçmeden önce bir proje aşamasında nasıl gelişti? İlginç bir hikayesi var bana göre. Onu konuşalım. Sonra da biraz konusuna da bakacağız. Ben 3,5 yıldır Büyükada'da yaşıyorum. İstanbul Büyükada. Ve Büyükada çok sinemaya elverişli bir mekan bence. Ve orada geçen bir hikaye hayal etmeye başladım. Acaba bir gün içinde Büyükada'da geçen bir hikaye olsa çok az kahramanlı. Ama bir gün içinde burada bir şey yaşansa. Benim filmlerde genelde bir hesaplaşma söz konusu. Acaba böyle iki kişi arasında bir hesaplaşma, geçmişe yönelik bir hesaplaşma hikayesi kursam. Ve yaklaşık işte bir yıl filan sürdü hazırlığı. Senaryoyu da işte bir 6 ayda filan yazmıştım. İlk buluştuğumuz yapımcı da Tayfur oldu. Tayfur'un o zaman vakti uygun değildi. Şey yapamadık, girişemedik bu işe. Fakat başka arayışlar oldu işte, bir ortak bulduk filme filan. Son aşamada işte baharda tekrar Tayfur dahil oldu. Selen... Evet, onu soracağım. Selen de son sıralarda daha çok tiyatroda Selen'i takip ediyoruz. Yedi senedir evet. Sinema yoktu. Yedi sene olmadı. Evet. Çok müthiş bir şey. Ben bu kadar uzun sürdüğünü de bilmiyordum. Hı. Yedi senedir ilk defa çok ikna edici. Küçük bir şeyler oldu evet. Da yani hani şey evet olmadı. 2012'den beri yedi mi oluyor? Evet. Selen çok peki, sevdiğim bir oyuncu. Daha önce Ara filminde birlikte çalışmıştık. Ondan önce de aslında Anlat İstanbul'da çok ufak bir rolü vardı. O zaman tanışmıştık. Çok sevdiğim bir oyuncu. Birlikte çalışmayı sevdiğim bir oyuncu. 12 sene sonra. yani arayla bunun arasında 12 sene var. Arada rol teklif ettim, sen kabul etmedin. Ama hep böyle şeyde, yani ben ilk rolümü Anlat İstanbul'la... Zaten onunla Ümit'le çalışmıştım. Sonra arada. Dolayısıyla hani benim için duygu yükü daha çok. Bir de Ece var. Ece Dizdar tiyatrodan çok iyi tanıdığım bir oyuncuydu. Çekmeceler filminde de izlemiştim ve çok beğenmiştim. İkisine götürdüm oyunculuk teklifini ve çok anlaştık. Senaryoyu çok sevdiler. Bir de işte yapım süreci uzadığı için bizim de çok uzun süre, bir 6 ay, 7 ay prova yapma şansımız oldu. Neredeyse. Senaryonun, evet hocam. Prova kısmı. Kasım'dan beri buluştuk aslında. Evet. Ufak ufak. Ben Haziran'a de kadar. Bir kere şimdi hani buradan söyleyeyim. Gizlemenin bir anlamı yok. Çok çok beğendiğim oyunculardan biri diyeyim. Selen'i gerçekten...
birkaç filmde izleyebildim. Son sıralarda nadir oldu ama tiyatroda da müthiş, sinemada da müthiş. Hatta hatırlar mısın Antalya Altın Portakal'da 50. Yılında biz jüri üyesiydik ikimiz ve senin orada oynadığın filmde sen en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü almış. Tabii tabii ben almadım, çok iyi hatırlıyorum. Almadım. Ben Altın Portakal'ı hiç almadım. Yardımcı kadın. Almadım. Ben de o zaman kalbimdeki oydu demek ki. Ben öyle bir şey Altın Portakal yok. Portakal, narinci. Çok ama çok ödülüm var. Bakın belki ilki olur. Evet. Peki proje nasıl... Sen önüne geldiğinde, okuduğunda ne hissettin? Heyecanlandım. Çünkü ama bazılarını, mesela, hepsini de kabul etmiyorsun belli ki. Bunu kabul yani etme sebebi. Yani bağım hiç kopmadı. Kopmadık zaten hani oyunlar, diğer şey değil mi? Tabii ki, tabii ki. Ve biz hadi, arkadaşız aynı zamanda. Evet, evet, evet. Günlük hayatta da arkadaşımız sürüyor yani. Evet, ya benim aynı zamanda da mentorum yani. Öğretmenim derdim ben ona, hala da diyorum. Önce oluyor mu ya? Gerçekten ben bir de hayat zorluyor ya, hiçbir şeye inanamıyoruz. Böyle aldım, olur mu, oluyor mu, nasıl yani falan diye, ama mesela bir gün falan geç okudum heyecandan. Benim öyle tuhaflıklarım var. Bir şeyi çok önemsiyorsam öyle dur bir dakika diye kalıyorum falan önce. Öyle sonra çok yani bazı hikayeler dokunur ya, yani 12 sene önce Ara da öyleydi benim için. Bu da öyle yani, çok şaşırdım yani, nasıl böyle gerçekten olabilir, denk geliş nasıl olabilir, tam yani zamanlama da öyleydi. Reyhan rolü içinde, hani öyle bir rol içinde. Sonra çok heyecanlandım, sonra filmin oluşum sürecinde inancımızı kaybetmeden provamıza devam ettik. 6 ay prova diyordun, 6 ay prova bayağı güzel bir prova şeyi süresi değil mi? Evet, filmde çünkü çok uzun sahneler var. İki kişi arasında geçen uzun gerilimli sahneler var. Bazısı bayağı hani kavga boyutuna ulaşıyor diyebilirim neredeyse. Onları hani bazı filmleri sette de geliştirebilirsiniz oyunculuğu filan. Fakat bu film özelinde öncesinde gerçekten çok çalışmak gerekiyordu. Artı ben şeyi de seviyorum. Senaryo da o provalar sırasında senaryo da gelişiyor. Yani ben evde tek başıma oturup yazdığımda çıkan bir şey, bir şey çıkıyor evet. Fakat oyuncular gelip oynamaya başladıklarında, kanlı canlı iki karakter karşına dikildiğinde birdenbire o lafların da manası değişiyor. Çok daha belki içine daha derin diyaloglar girebiliyor. Ya da diyalogları hiç değiştirmesek bile mizansende yeni şeyler bulabiliyoruz oyuncularla çalıştığımızda falan. O yüzden çok seviyorum. Aslında bir fragman var, onu izleyelim değil mi? Fragmanla fragman, müzik klibi. Müzik, evet, müzik klibi diyelim. Evet. Ezgi Altıner'in bir şarkısı vardı. Yıllardır çok sevdiğim bir şarkı. Onu bu filmde nihayet kullanma şansımız oldu. Müziği çok güzel. Evet. 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 Bunu rüya bozulundan bilirsen, bunu yanlış kürkten, üstüne fazla giymekten, yanlış sevden tanırsın.
yalnız senden bu, fazla düşmüş bu rüya bozumda. Tren yolunda ezilip yomzum, zaten kavuşmaz ikisi birbirine. Bu yanlışlıktan hiç tatmin olmadı gönlüm aha. Bunu taştan toprak kardan yakan kürkü çıkarıp atmaktan sandım böyle olunca rüya. Yalnız senden bu, fazla düşmek bu rüya bozumda. Saydan müzik de müthiş. Şimdi Büyükada'yı da çok güzel gösteriyorsunuz. Ben de bir Büyükadalı olarak adanın en güzel hali. Hatta o Perşembe pazar kurulur adada. O gün Perşembe günü o. Filmde bir gün. Bir Perşembe evet, günü geçiyor. Elinde o çekçekiyle adada çok rastlanan bir manzara. Yani adayı iyi bilen birinin çektiği de belli tabii. Evet şimdi bu... Bir zamanlar birbirini çok sevmiş iki kadının 20 sene sonra tekrar rastlaşması ve bir hesaplaşma değil mi? Aslında evet. Özeti böyle denebilir. Birbirlerini çok sevmişler ama 20 sene önce çok büyük bir çatışma yaşamışlar. Hikayeyi detayıyla anlatmak istemiyorum çünkü bir kere detayına girince bütün hikaye... Tabii. Onun için filmden biraz zor evet, oluyor. Biraz sır vermeden evet. Anlatmaya çalışıyorum. 20 sene sonra tekrar adada karşılaşıyorlar ve geçmişe yönelik o bir gün içinde o bütün 20 senenin hesaplaşmasını yapıyorlar diyeyim. Böyle bir hikaye. Peki şimdi tek mekan aslında tek mekan sayılır koskoca bir Büyükada ama tek mekan sayılır. Kısıtlı bütçelerle çektiğinizde anlıyorum. Bir günde çekip hani... Öyle bir yani film ona göre mi yazıldı yoksa ona göre mi adapte oldunuz? Nasıl yaptınız? Bu yapımcılık kolay iş değil bu günlerde. Ya aslında Ümit Hoca zaten söz etti az önce. Kendisini çok önceden tanıyordum, takip ediyordum. Zaten bu senaryonun... İlk kez mi birlikte ilk çalışıyorsunuz? İlk defa beraber çalıştık ama daha önce şöyle bir şeyimiz olmuştu hocam. Bilmiyorum, hatırlar mısınız? Siyah Karga diye bir film... yazmıştım ve ilk senaryoyu paylaştığım kişilerden evet. biriydi. Sonra Ümit Hoca onu okuyup, değerlendirip bana dönüş yapmıştı ve benim için çok önemliydi o filmdeki o ayrıntılar. Sonra böyle bu şekilde bu film gelince ben de bir çok sevdiğim bir yönetmen olmasıyla beraber ne yapabilirim bu filmde diye zaten bir şekilde yanında olmak istediğimi belirtmiştim. Sonra bir şekilde döndü, dolaştı ve tekrar benim olmam gerektiği gibi bir kare bastı. Sonuca. Aynen ve iyi ki de oldum. Çünkü çok güzel bir iş oldu. Film izledikten sonra tekrar böyle dönüp iyi ki de yapmışız dedim ve çok önemli bir şey aslında bu. İşte adaya göre yazıldığı için zaten tek mekan ama
İşte araçların olmaması, trafiğin olmaması büyük bir avantaj. Buradan tam yeri gelmişken de inşallah ilelebet olmaz. Çünkü böyle çok söylentiler var şu aralar. Araç trafiğini açılması adanın sonu olur. Evet. Yani o başka bir şey dönüşür, ada özelliğini kaybetmiş olur. Evet. İşte bu filmde de tamamen böyle adanın neredeyse birçok yerinde çekimler yapıldı. Her yerinde. Ama çok güzel bir ekipti. Çok hoştu. Sonuçta set arkasında Ümit Hoca vardı ve oyuncular çok iyi. Oyuncular da müthiş. Şimdi bir kere şey de var. Şimdi Selen Uçer ve Ece Dizdar var ama mesela burada kimler var? Evet, mesela Ayşenil Şanlıoğlu var. Küçük ama çok etkili, müthiş bir rolü var. Emrah Kolu Kısa var. Evet. Kimler var başka? Uygar Özçelik var. Yani filmde, benim filmlerimde yan karakterler de çok önemli. Onları da bütün detayıyla çizmeye çalışıyorum. Bütün filmlerimde böyle karakterler vardır. Yani gelip filmde belki 5-6 dakika görünür ama çok Emrah'ın rolü de öyle. Kalır. Evet. Değil mi? Kısa, yani çok kısa da değil ama işte 5-6 dakikalık bir sahne ama o sahne tamamen onun üzerine kurulu olduğu için o sahneden en çok Emrah akılda kalıyor. Ya da Ayşenil'in olduğu sahne tamamen Ayşenil üzerine kurulu olduğu için akılda en çok o kalıyor o sahneden. Ve ikisi de zaten çok sevdiğim oyuncular. Ayşenil'le hep yıllardır çalışmak istedim. Bir türlü başka filmlerde kısmet olmamıştı. Nihayet bu filmde buluştuk. Çok da bir gün çalıştık sadece ama çok zevk bayağı aldık orada bir o sahnede bayağı terör yaratıyor değil mi? İkiniz de böyle karşınızdasınız çok müthiş. Peki ben şimdi bu bütçe meselesine biraz dönmek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey not ettim. Küçük bütçelerle büyük filmler yapma ustası gibi geliyor bana Ümit Önal. Gerçekten o küçük bütçelerle hep çünkü diğer yani birçok filminde belki bir önceki film Mutfak Sırları filmi daha büyük bütçeli, Sofra Sırları pardon daha büyük bütçeli bir film olmuş olabilir. Daha önce Anlat İstanbul vardı, evet. Gölgesizler vardı, onlar da büyük bütçeli filmlerimdi. Ama ilk filmimden başlayarak ilk filmim 9'du. Orada acaba ben bütçeyi düşürmek için nelerden vazgeçebilirim diye düşünerek bir manada yapımcı gibi düşünerek yazdım o senaryoyu. Arkasından Ara, arkasından Nar, şimdi bu film. Küçük bütçe deyince, küçük bütçede en tehlikeli şey büyük bütçe için yazılmış bir filmi küçük bütçeye uyarlamaya çalışmak. Yani bir parti sahnesi oluyor. Orada zengin konuklar, zengin bir falan olması gerekiyor. Onu alıp da işte kötü figürasyonla, kötü yemeklerle çektiğinizde çok o sahne olmuyor. Türk filmlerinin işte parti sahnelerini hatırlarsanız. 15 kişi. Orada bizim, 100 kişi olması gerekirken 20 kişi. Bizim filmimiz küçük bütçeli ama aslında hiçbir şeyden fedakarlık etmedik. Yani film ne gerektiriyorsa, hikaye neyi gerektiriyorsa hepsini bulduk, kullandık. Ne teknik manada ne prodüksiyon manasında bir şeyden kısmadık. Fakat hikaye bu. Hikayenin o şekilde içinde, yazıldı, o şekilde uygun. Hikayenin içinde küçük bütçeye uygun bir yapı var. Bir de tabii pahalı malzemeler atıyorum vinç yok veya helikopter çekimi yok. İşte özel efekt yok, öyle şeyler yok bu filmde. Sadece daha insani hikayelere odaklanıp iki insan arasındaki geçmişe yönelik bir hesaplaşmayı anlatmak istedim. O zaman yalın kalmanın da avantajı tabii. Sonuçta da oradaki orada daha çok oyunculuk bekleniyor değil mi? Daha çok dikkat ediliyor. Bugüne kadar çok az insan seyretti ama sonuçta da çok insan aynı şeyi söyledi. Yani filmin çok güçlü bir duygusu var. O da seyirciye geçiyor. Benim için de mühim olan o orada elde ettiğim, yönetmen olarak orada elde ettiğim duygu. O bazen hani 5 milyon dolarlık bir film yapabilirsiniz. O duygusu olmaz. O duygu geçmeyebilir insana. Bizim hani
Yok, ben katılıyorum yani filmi seyrettikten sonra biter ve bazı filmleri ardından düşünmezsiniz, aklınıza takılmaz. İyi vakit geçirmişsinizdir, bitmiştir. Bu film öyle değil, bitiyor ve ondan sonra ilerleyen günlerde hala kafanızı kurcalıyor ve soru işaretleri kafanızda kalıyor. İşte etkisi altında kalıyorsunuz sonuçta. Sizi oyuncu olarak nasıl hissettiniz? Filmde oynamak kolay bir şey değil. Film değil sanırım. Evet, evet, kolay değil ama değildi. Ön çalışmasında yani provaya gelirken bile adada prova yapıyorduk. Ve Ece ile çok tanışmıyorduk, biliyorduk birbirimizi ama işe, role yaklaşım biçimlerimiz benzer şey oldu. Yani ikimiz de çok deşerek uğraşan tipleriz. O vapurda işte Kabataş'tan vapura biniyoruz. Gidene kadar bıdı 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 öyle mi yapsak, böyle mi yapsak, sonra orada deniyoruz falan. Yani zaten 6 aydır bu şekilde geçiyordu. Rolün, ya hakikaten diyorum ya, yeri başka türlü benim hayatımda. Bu filmle de öyle, bu filmsiz de öyle. Hani kendi hayatında uğraştığın şeylerin o rolün denk gelişi benim için böyle, aa bu da fazla yani, bu kadar da şey olur mu kadar. Hem beni zorlayıcı tarafları vardı rolün, hem de çok iyi bildiğim yerleri vardı. Dolayısıyla hem heyecan vericiydi hem ağırdı. Anlatabildim ağır mi bilmiyorum. Ağır dediğim... Sorumluluk yüklüyordu. Yani ne denir? Evet. Değil mi? Biraz böyle bir yük yani, anlamında yani mı? Negatif bir yük demeye çalışmıyorum. Duygu yükü fazlaydı. Hı. İş yükü değil de. Yok, onu anladım. Yok, yanlış anlamadık. Sonra da birçok, yani bir oyuncu için şans bir senaryo zaten. Ve Ümit Ünal'la çalışmak da öyle bence. Birçok plan, birçok sahne tek plan çekildi. Yani biz Ece'yle, yani zaten provasını yapmıştık ama otel odasında böyle yani gayet tiyatro provasındaki gibi defalarca prova yapıp şey yaptı. Çünkü tek plan yani. Gerçekten yani bu bir seferde çekilecek. Birkaç tek alınsa bile ama, ha, hani kesmeli bir şey değil. Ha, kesmeden. Yani duygusunu, anladım, çıkarman gerekiyor. Bu müthiş bir zevk. Yani bir oyuncu için en büyük, hem zorlayıcı hem de en zevkli şey. Dolayısıyla şanslı görüyorum ikimizi de. Ve de ikimiz de güzel de çalıştık. Yani set bitiyordu, hemen öbür sahneye şey yapıyorduk. Şey odada... Setup'ımız vardı bizim, görmediniz tabii siz. Benim orada matım var, onun orada bilmem nesi var. Iklamur uyura geliyor. Bayağı şey, tiyatro kulisi gibi. Şimdi onu diyecektim. Biraz tiyatro anlatır gibi. Yani, yani şöyle, teatral bir şeyden bahsetmiyorum. Yok. Ama o kadar özenlip, yani zaten bütün rollere şey özenirsin ama bize çok o tek plan sahneler, çok özendik. Çok uğraştık ikimiz de elimizden geldiği kadar. Ve de oyuncu için şanstır böyle rolleri oynamak. Ve ikimiz de bence bunun farkındaydık. Evet, biz bir araya gitmek zorundayız. Sevgili seyirciler, ara veriyoruz. Ümit Ünal, Selen Üçer ve Tayfur Aydın'la birlikteyiz. Bizden ayrılmayın. Biraz sonra tekrar buradayız.